yaptı bunu değil mi diyor. O taksitleri ben nasıl öderim? Eşek gibi çalışmam lazım, ek iş bulmam lazım. Nasıl yaparsın bunu? Sen beni sevmiyorsun, bana zarar vermek için yaptın diye bir bağırış çağırış. Kadın demeye çalışıyor, adam bağırmaya çağırmaya devam. Kadın evde çocukla, adam ekstra işler buluyor. Taksitleri ödüyor ama çok geç saatlere kadar çalışmak zorunda adam. Ve bir gün Boğaziçi Köprüsü'nden geçerken karısına diyor ki, sen çocuk olduktan sonra çok değiştin, hayatın çocuktan ibaret oldu. Ben de çok yoruluyorum, eve geldiğim zaman benimle de ilgilenmiyorsun. Eğer böyle devam ederse gözümü dışarı çevirebilirim ona göre diyor. Ne? Demek ki beni aldatıyorsun diye kadın bu kez bağırıyor, çağırıyor, adama saldırıyor. Neyse geliyorlar medyatörümüze, arabulucu hocamıza. Nedir sorun diyor, ikisi aynı anda başlıyor. Bağırış çağırış, bir dakika diyor durun. Hanımefendi önce siz konuşun, beyefendi sakın ha konuşmayın susun diyor. Kadın tane tane anlatıyor, kucağıma aldım şöyle hissettim böyle hissettim. Adama dönüyor, ondan sonra diyor ki ne hissediyorsunuz şu anda? Öyle mi gerçekten karıcığım diyor. Sırf diyor o annelik duygusundan dolayı mı istifa ettin? Gerçekten beni küçük düşürmek için yapmadın mı bunun? Ne alakası var kocacığım diyor. Sana ben söyledim ama dinlemedin ki diyor. Bu kez adam anlatıyor, kadın dinliyor. Bir düşünür öğrencileriyle beraber, başka bir hikayeye geçtim, tekrar oraya döneceğim inşallah. Gezerlerken bir karı kocanın kavga ettiğini görüyor.